Kırım'dan başlayalım, evet. Evet, yani Kırmanlı nasıl ortaya çıkıyor Yücel? Yani bu... Evet. Önce hocam, müsaade ederseniz. Evet. Devamlı soru geliyor. Nogay'la Tatar mı diyorlar? Tatar. Evet, Nogay Tatarı olarak geçerler. Fakat Kırım Tatarlarından ayrıdırlar. Yani Nogayların ortaya çıkışıyla ilgili bizim yine Sakarya Üniversitesi'nden hocamız Mehmet Alpargun'un bir eseri vardır Nogaylar diye. Ayrıca Afyon Kocatepe'den Alper bu konuda tez yaptı Bucak Tatarları ile ilgili. Şimdi onlar bu konuyu daha iyi izah ediyorlar. Ben de tezinde bulundum jüri olarak. Yani Emir Nogay, Altın Ordu prenslerinden Emir Nogay'ın ona mensup olan onun askerlerine daha sonra Nogay dendiği. Kendi ismi yani komut bu, ettiği Tatar, gruba mı? Tabii yani tabii. Yoksa Nogayların normal Tatar zümrelerinden ırk olarak çok fazla büyük çaplı bir farkı yok. Ama tabii ki bu Tatar unsurlarında yine Türk unsurlarının farklılığını aramak gerekir. Yani Tatarlar tamamen aynı boylara dayanmıyorlar. Nasıl ki Oğuz boyları farklıysa Tatarlar farklı. Oluşturan Türk boyları da farklıdır. Yani işte birisinde Kıpçak unsuru hakimdir. Mesela okuduğum kadarıyla Nogaylar'da Kıpçak unsurunun daha fazla oldu. Ama ayrıca orada Kafkasya'nın yerli kavimlerinden Çerkezlerin de Asların da kuvvetle yer aldığını ben düşünüyorum. Yani mesela Umdetü Tevari'ye baktığımızda orada Çerkez unsurunun Altın Ordu'nun nüfusunda çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ve Altın Ordu esasında madem Kırmanlı'na geleceğiz, Altın Ordu'da bu etnik oluşumu, etnik yapıyı iyi kavramamız lazım. Yoksa Kırım Hanlığı'nı anlayamayız. Yani Kırım Hanlığı'nı meydana getiren etnik yapı tam anlamıyla Altın Ordu'nun aynısıdır. Hiç farkı yoktur. Yani Altın Ordu Tatar mıdır? Tabii ki. Tatarlar Tatardır. Devam ettirmiştir. Evet. Yani Altın Ordu'nun nüfusunun bir kısmı Kırım Yarımadası'na gelmiş. Orada yerleşmiştir. Kırım'a bağlıdır. Altın Ordu'nun bir eyaletidir. Zaten Hazarlardan itibaren hatta Hunlardan itibaren bütün Türk boyları bir şekilde Kırım'a hakim olmuştur. Yani siyasi tarihinde bir kesinti yoktur Kırım'ın. Yani 5. asırdan itibaren Kırım'da daimi bir surette hiç kesintiye uğramayan bir Türk hakimiyeti olmuştur. Ama bu hakimiyet Altın Ordu dönemine geldiğimizde çok daha güçlenmiştir. Tam anlamıyla büyük bir devlet boyutuna çıkmıştır. Yani Kırım'ın geçmişteki süreçlerden Kırım Hanlığı'nın farkı çok büyük çaplı bir devlet olmasında yatmaktadır. Kırım Hanlığı'nı oluşturan etnik yapı Yulay Şamiloğlu'nun yine çok önemli bulduğum araştırması, onun da teziydi, doktora tezi. O 4 kabileye dayandırıyor. Şirinler, Karaçı Beyleri bunlar. Bunlar bütün Kırım temel vaka inamelerinde de vardır. Barınlar, Argınlar, Kıpçaklar olarak geçiyor. Daha sonra tabii 16-17. Veyahut da 18. yüzyıllarda Kırım kabile yapılarında, aşiret yapılarında çoğalma olmuştur. 12'ye kadar Palas'ta bunu görebiliyoruz. Baron de Tott bunların sayılarıyla ilgili çok geniş bilgi verir. Ama ilk kuruluş dönemine inecek olursak bu unsurlar Uygurlar, orada Uygur ne arıyor? Bunun ayrıca araştırılması gerekir. Ben şahsen bu konuda pek fazla bir şey söyleyemem. Ama Cengiz'in gittiği her yerde, tabii ki Cengiz yani Han'ın Uygur boylarında var. Bütün, mesela bu Eratna Beyliği, evet, Uygur. Merkezi Cengiz Han'ın kurduğu devletlerin beyni onlardır. Hatta Türk medeniyetinin, tabii ki Asya'daki bütün beyni, lokomotifi Uygurlardır. Yani onları bazı orta öğretim kitaplarında uygar olarak hani ifade ediyorlar ya yerli şikayete geçen Türkler olarak aslında çok isabetlidir. Yani işte göçebe Türklerin yanında bir de
yerleşik hayata geçen Türk kesimi var ki bunlar Uygurlardır. Ve bu Uygurlar mesela Karahanlıları da oluşturan, asıl onlardaki o yazılı kültürü ortaya çıkaran temel unsurdur. Bunlar Kuzey'de Altın Ordu'da da aynı şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Cengiz Han'da olduğu gibi. Dolayısıyla Altın Ordu'nun etnik yapısında bu Türk unsuru Uygur kuvvetle vardır. Kıpçaklar zaten bölgenin en gümrah nüfusudur. Türk nüfusu olarak Kıpçaklar gerçekten en kalabalık Türk kitlesidir. Oğuzlar kadar kalabalıktır aslında Kıpçaklar. Bütün Kafkasya, Kuzey, Karadeniz, İdil boyunda Bulgarları devam ettiren ana kol Kıpçaklardır. Ama onlar Altın Ordu içerisinde Altın Ordu'ya da aslında ismini vermişler. Mesela Kıpçak Hanlı olarak ifade edilir ilk Altın Ordu devletinin ismi Kıpçak Hanlı'dır aslında. 16. yüzyılda bile Kıpçak Hanlı olarak. Tabii özellikleri şey bile biliyorsun, Türklerin sarı saçlı tek boyu. Evet. Evet. Kıpçaklar. Ve tam isminden bahsetmişken aslında Altın Ordu değil de Orda diye yazıldığını okumuştum ben. Orda, evet, yani çadır. Çadır, yani Batuhan'ın Ak Orda ve Gök Orda, birisinin renginin altın renkli olmasına istinaden Altın Orda dendiği Batı'dakinin çadırın. Batuhan'ın çadırının altın olduğu rivayet var. Doğudaki çadırın da mavi renkli oluşuna istinaden Gök Orda oraya dendiği bilinmektedir. Ama orada esasında o çadır olarak yani bir devleti ifade etmiş. Artık o çadır tamamen bir sembolik, bir aslında anlamını da değiştirmiş ordu haline gelmiştir. Tarihçiler bunu, Rus tarihçileri yazıyor. Ama aslına sadık kalanlar da ısrarla vardır. Bizim sevgili hocamız Mustafa Kafalı orada der ona. Ha. Ben de ona doğrudur. Onun demesi daha doğrudur. Yani akademik olarak aslında o daha doğrudur. Ama ben biraz yani bu isimleri tamamen otantik şeklinde bırakmanın da o kadar doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani tarihte de bunlar bir anlam zenginleşmesine gitmişlerdir. Gitmeleri de tabidir. Ayrıca oturmuştu. Kırım Hanlığı Altın Ordu'nun aynen bir eyaletiydi, bir vilayetiydi. Altın Ordu Hanlığı taht kavgalarına duçar olduğunda oradan isyancı prenslerin bir kısmı buraya gelir, burada mücadelesini sürdürürlerdi. Bu da doğrudur. Ama bunların bir kısmı da yine kuzeye, Litvanya bölgesine çekilir. Orada mücadele ederlerdi. Yani Altın Ordu'nun tek devletleşme odağı Kırım değildi. Çeşitli yerlerde Altın Ordu parçalandıktan sonra birçok hanlık çıktı ortaya. Bunların hepsinden de bahsetmek gerekir aslında. Kırım Hanlığı bunlardan bir tanesidir sadece. Yani Moskova da esasında Altın Ordu'nun idaresindeki en sadık güçlerden birisidir. Rus unsurunu içerir. Minicikti değil mi onlar? Yani sonuçta o Moskova denilen yer. Yani orası tamamen 3000 nüfuslu ufak bir kasaba olarak Altın Ordu Hanlığı oradaki Rus knezini, Moskova knezini vergi memuru olarak tayin etmiş ve Rus Moskova prens knezi bütün Ruslardan vergi toplamak bakımından Rusların da bir üst lideri konumuna gelmiştir. Dolayısıyla Akdestimet Kurat bu noktanın üzerinde özellikle durur ve Moskova devletinin siyasi bir güç olarak ortaya çıkışını Altın Ordu'nun ona verdiği bu görev ve bağlar. Neyse biz Kırım'a dönecek olursak, Kırım'da 1328, 1329, 34, 1341, 42, 45 bunlar Kırım Hanlığı'nın kuruluş tarihleri. Ben 14. yüzyıl. Yani 14. yüzyıl. Burada bir hocam çok affedersiniz. Erkan Beyciğim, Erkan Dokuzlar, Erkan Bey gönderin efendim çalayım. Var mıymış? Kırım şarkısı istiyorlar. Aceleden şey yapamadım bugün. Gönderin efendim çalacağım lütfen. Buyurun efendim. Evet. Burada bir hanlık ortaya çıktı. Hanlığın tam kurulduğu sıralarda esasında Karadeniz, Akdeniz ve Boğazlar batıdan gelen Latinlerin istilasındaydı. Karadeniz bir Latin
ticaret deniziydi. Burada Kırım'ın Altın Ordu Kırım Yarımadası'nda egemen olmasına rağmen bu egemenlik siyasi bir egemenlikti. Ticari, iktisadi bir egemenlik olduğunu söylemek mümkün gözükmüyor. Kırım'daki esasında iktisadi hakimiyet İtalyanların elindedir. Hmm. Şehir cumhuriyetlerinin, özellikle Cenevis ve Venedik. Yani dolayısıyla Kırım'ın ilk kurulduğu sıralarda Kırım Hanlığı'nın kurucusu olan Hacı Giray Han daha 1430'larda ilk mücadelelerini Cenevizlerle yapmıştır. Burada benim kanaatime göre Kırım Hanlığı'nın devlet oluşu da bu ilk mücadelelerle ilgilidir. Ben bu açıdan 1428 veyahut da 29'ları Kırım Hanlığı'nın kuruluş tarihi olarak düşünürüm. Tabii ki kesin bir şekilde değil. Kırım Hanlığı'nın Hacı Giray tarafından kurulması süreci Osmanlı fethine kadar, yani 1475'lere kadar Kırımlarla Cenevizlilerin mücadelesi olarak geçmişti. Hmm. Fakat tam bu 14. asırda esasında bizim tarihlerde hiç yer almayan ama Karadeniz'e doğru inerek Doğu Avrupa tarihinde çok önemli rol oynayan Lehistan, Litvanya Krallığı'nın çok büyük önemi vardır. Yani Doğu Avrupa güç dengeleri artık paylaşıncaya kadar, ortadan kalkıncaya kadar 18. asrın son çeyreklerinde bu Polonya, Litvanya, Birleşik Krallığı'nın önemli etkisi olacaktır bu güç dengelerinde. Ki belli dönemlerde müttefik de oluyorlar. Şimdi Polonya, Litvanya esasında Osmanlı'nın kuzeydeki bir numaralı müttefiğidir Rusya karşısında. Ama Avusturya karşısında Osmanlı'nın bu kadar büyük bir rakip oluşu ve Polonya'nın da Katolik oluşu onun Osmanlı ile olan yumuşak karnını oluşturmakları daima sorun vardır orada. Ya bağrına basmıştır onu aslında, sineye çekmiştir. Yani Polonya daima Avrupalılar tarafından hain olarak suçlanmıştır. Avrupa Birliği sürecinde bile en çok mesela Türkiye'nin girmesini destekleyen ülkelerden bir tanesi Polonya. Polonya kesinlikle öyle. Bugün şu anda Türkiye'nin kuzeydeki yani doğal müttefiğidir. Tarihimiz bunun canlı şahididir. Aslında Polonya ile Osmanlı arasındaki ilişkinin en hassas noktası Kazaklardır. Hmm. Şimdi Kazaklar, sonra girelim istersen. Oraya sonra gireriz. Kırım Hanlığı'nda Kırım Hanlığı'nın kuruluş sürecinde İtalyanların baskısı galebe çalmış ve 1475'lerde artık Kırım bir İtalyan sömürgesi, müstemlekesi haline gelmiş ve Kırım Hanları artık Cenevizliler tarafından tayin edilir olmuştur. Ve bu biraz önce bahsettiğimiz Kırım'daki kabile güçleri, beylikler, beyler, Karaçı beyleri, bunların içinden Şirinler hakimdir ve Şirinlerin beyi de hem Şirinlerin beyi ama ayrıca bütün Kırım kabile federasyonunun da tabii lideridir. Ve hanlardan çok onların rolü vardır, sözü geçer. Yani Kırım'da esasında bir aşiret demokrasisi söz konusudur. Feodal bir demokrasi vardır. Yani eski site devletlerindeki bir bakıma kasaba üzerine kurulan yerleşik toplum modelinin bir aşiret versiyonudur Kırım. Yani bu şey mi? Cermen kabilelerinde falan Pirmus Interpares dedikleri benzerler arasında. Eşitler arasında. Evet. Onun. Ve bunların lideri, Şirinlerin lideri Fakat Erhan'ın Latincesi mükemmel telaffuzu. Eminek Bey. Füysezar gibi konuştu. Evet. Mektup yazarak Fatih Sultan Mehmet'ten yardım istemiştir. Hmm. Yani bu Ceneviz baskısı karşısında başka çare bulamayan ve Osmanlılara sığınan bir Kırım hanla söz konusudur. Şimdi 1475'lere baktığımızda Osmanlı'nın durumu nedir? Osmanlı'da tam bu Latin hakimiyetini tamamen ortadan kaldırma aşamasındadır. İşte İstanbul fethedilmiş, Ege'de, denizlerde
Türk üstünlüğü kurulmuş. Karadeniz'de işte Çili, Akkirman haricinde bütünüyle bütün sahil kesimleri hakimiyet altına alınmış. Sırada da Kırım var. Ama şimdi Fatih Sultan Mehmet gerçekten büyük bir strateji ustası. Yani Kırım Hanlığı'nı bizzat ya işgalci bir güç olarak zapt etmesi belki mümkündür ama bu hakimiyeti devam ettirmesi mümkün değildir. Buradaki bu kabile güçlerinin hassas durumunu Fatih Sultan Mehmet bilmektedir. 1454'lerden 75'lere kadar geçen süreçlerde burayla Osmanlı Devleti arasında, Kırım'la Osmanlı Devleti arasında son derece yakın siyasi bir ilişki vardır. Yani Fatih takip ediyor. Fatih burayı takip ediyor. Hatta 2. Murat döneminde bile o bölgeden, Altınordu'dan Osmanlı Devleti'ne bir takım mektuplar geliyor. Yani Osmanlı Devleti ile Altınordu Devleti çok da ilişkisiz, birbirine uzak değildirler. Şimdi Kırım Hanlığı'nın kurulmasından sonra Altınordu yine Volga, yani bizim Türkçe ismiyle İdil boyunda varlığını sürdürmüştür. Merkez başkent Saray çevresinde. 1430'larda Kazan Hanlığı kurulmuştur. Ondan sonra yine Nogay, Astrahan Hanlıkları, Tümen, Sibir Hanlıkları kurulmuştur. Yani Altınordu parçalanmıştır. Altınordu zaman içerisinde bu taht kavgaları ile parçalanmıştır. Özellikle kardeşler. Altınordu'nun parçalanmasında ve güç kaybında, Doğu Avrupa'daki güç dengelerindeki etkili bir güç olmasından çıkışında Kırım Hanlığı'nın kurulmasından ziyade bu Prut, Dinyester havzasındaki hakimiyetini bu Lehistan-Litvanya Krallığı'na kaptırması önemli rol oynamıştır. Özellikle orada Altınordu hakimiyetini kaybetmiş ve Eflak Boğdan, Moldavya'nın doğusu ve kuzey bölgeleri tamamen bu Polonya, Litvanya hakimiyetine geçmiştir. Daha sonra orada Polonya, Dnieper özü boyuna da uzanarak oradaki Rus, Ukrayna nüfusuna da kendi hakimiyetini kabul ettirmiştir. Böylece Altınordu ile Kırım arasındaki bağlar da kesin olarak kopmuş. Altınordu artık Kırım Yarımadası'na iyice uzak bir devlet olarak kalmıştır. Böylece Kırım bu açıdan Osmanlı'ya yaklaşmak zorunda kalmıştır. Yani Kırım Hanlığı artık kendi kaderini Osmanlı ile birleştirmek zorunda kalacaktır. Aksi takdirde varlığını devam ettirebilmesi mümkün olmayacaktır.